Ben Mehmet Akif, inşallah diyorum. Bu meslek bizim kendi baba mesleğimiz. Uşaktan geldiği için, baba mesleğimiz olduğu için bizler de çocuklarımızdan ve 7 yaşından böyle bu meslekte hizmet veriyoruz. Ürünlerimiz, dondurmalarımız kendi yapımlarımız. Keçi sütü kullanıyoruz. Keçi sütü yerli saletlerini, dal saletlerimizi kullanıyoruz. Burada işte dediğim gibi 40 yıla aşkın bir zamandır baba mesleğimiz olduğu için burada kendi ürünlerimizi kendimiz yapıyoruz. Dondurmalarımızın yapılışı, yani dondurmanın yapılışı öncelikle her şeyin organik ve doğal olması gerekiyor. Sütlerin daha yağlı sütlerden olursa onun içerisinde bir de gaz talebine karıştırıyoruz. Sütlerimizi ilk aşama olarak önce süt halinde kaynatıyoruz. Ondan sonra esnaflarımız bazı yerler illa ki keçi sütünün üzerine baskı yapıyorlar. Hayır, asıl dondurmada önemli olan ham maddesi salettir. Salet ne kadar kaliteli olursa, pişirme ne kadar kaliteli olursa, dondurmalar da o kadar sağlam ve güzel çıkar. Yani ilk aşama olarak biz sadece sütü ham olarak kaynatıyoruz. Ondan sonra içerisine salebine şekerini atıp tekrar kaynama aşamasına geçiyoruz. Onun belli bir kıvamı var. O kıvamını alana kadar o kaynama aşamasını geçiriyoruz. O kıvamı yıkaladıktan sonra ondan sonra bu sefer kaynatmış olduğumuz sütü salep elinde çarptı salepleşti. O ikisini birbirine değişti. Ondan sonra onu soğuma aşamasına getirip makinelerden geçiriyoruz. Dondurmamız hazır. Bir gün dinlendiriyoruz. Yaptığımız günü akşamdan dinlendirip sabahsı müşterilerimize biz genelde dondurmalarımız ilk günden olduğu gibi bizim kendi videomuz olan şeyimizde videomuzda sade ve çikolata olarak hizmet veriyoruz. Sadenin içerisinde zaten yapımlara şeker alanına düşürüyoruz. Çikolata alanında aynı şekilde varmıyoruz. Ona ekstra çikolata veriyoruz. Çikolata renkli veriyoruz. İki çeşitli olarak hizmet veriyoruz. Diğerlerinde biraz katkı maddeleri, gıda boyalarını kullanıldığı için ben kendi şahsım fazla tercih etmiyorum. Ben kendim de renkli dondurmaları fazla yemediğim için tezgahımda da başlayabilir sunuyorum. Dondurmanın yanında biz tekstil olarak fıstıklı tereyağı, yine bizden Urfa'mızın fıstıklı tereyağı, yine bizim Urfa'mızın Urfa tabiri ve sade yaptığımız tereyağı, sade yağımız var. Baklavalarımız var, havuç pirinçlerimiz var. Biz zaten burada balı dondurmamızın yanında bir dilim havuç yanına da balı dondurma çekip müşterilerimize bu şekilde sunumlarımızı yapıyoruz. Elhamdülillah gelen müşterilerimiz de gayet memnunlar, teşekkürleri bizlere iletiyorlar ve o müşterilerimizin memnuniyetleri bizleri daha da sevindiriyor ve işimizde daha azimle çalışmamızı devam ediyorlar. Ki biz desteği kendi müşterilerimizden, halkımızın memnuniyetinden alıyoruz. Onlar ne kadar memnun olunca biz işimizi biraz daha severek, biraz daha farklı sağlayarak yapıyoruz. Ve elhamdülillah şimdi buradan bu memnuniyet bizlere şehir dışına kadar açılmamıza vesile oldu. Şimdi buradan biz Muğla'ya, İstanbul'a, efendim Datça'ya daha dün de günden önceki müdürlerimi yaptık. Elhamdülillah buradan almış arkadaşlar. Bu da bizi ayrıca sevindiriyor. Şimdi kışın dondurma yenilir, yenilmez diye bir şey yok. Bu halk arasında işte efendim hava soğuğundu, dondurma yenilmez. Evet, şimdi dondurmalar eğer ki orada el yapımında yapılmış, içerisinde süt, salep ve şekerden hariç başka bir şey kullanılmamışsa o dondurma insana şifadır, zararı yoktur. Çünkü dondurma kendi soğukluğuyla hem sütten salebe karışımı olunca bu insan boğazlarında olan hem bademci türlerden Amerika'da doktorlarına dondurma işler kullanabiliriz. Ayrıca boğaz temizlemesinde birebir oluyor. Kışın aksine bana göre kışın yazdan daha zevkli oluyor. Çünkü düşünün akşam bir kış gecesi, saatler uzun, evinde oturmuşsun, tamam, odanın sıcağı onda, sen soğuk bir şey almışsın, yiyorsun. Bana göre daha kışın zevkli. İşte bazı yerlerde kullanıyorlar, yiyorlar, tam tercih ediyor. Ufamızda da henüz bu alışkanlık tam oturmamış. Hazır dondurma hakkında ben burada halkımıza da sizin aracınızı da sesleniyorum. Hani hazır dondurmalarda tercih, çok fazla tercih edilmemeli. El yapımı
tel yapımı olan dondurmalar daha çok tercih edilmeli. Çünkü hazır dondurmalarda salep, süt oranını çok fazla kullanmıyorlar. Ve onu sadece çöplerin üzerinde dikey bir şekilde durabilmesi için onlara çeşit çeşit katkı maddeleri katıyorlar. Bunu da işin içerisinde olmayan insanlar bilemiyor. Halk gözünden bakıyor ya işte dondurma rengi beyaz, dışı dondurma statüsünde diyorlar. Kesinlikle alakası yok. Çünkü onların içerisinde sırf yağlanmasına kadar yedikten sonra dudağında bile yağ izi bırakıyor, yağ ve kesesinde kalıyor. Bu yüzden ben halkıma buradan hani hem çok çeşitli dondurmalarda hem hazır dondurmaları fazla tercih etmemelerini öneriyorum. Fabrikasyon mallarından uzak durmamız gerekiyor. Bakın son zamanlarda herkesi, her insan esnafların çoğuyla fabrikasyonlaşmaya döndüler. Hazır dondurma rahat iş olsun, rahat kolay olsun diye herkes ona döndü. Halkı da ona sevk ediyor. Sevk ediyorlar. Bunun yanında görüyorsak insanda hastalıklar zuhur etmeyemiş. Şimdi dondurma sektörü Urfa'da havaların sıcak olmasıyla birlikte evet piyasanın da durgunluğundan dolayı şu anda işlerinde biraz durgun. Tabi hava sıcak. Ama piyasanın genelleme bakımında ekonomi olarak piyasa bakımında biraz durgunluğu yaşadığı için bu tabi ki bizlere biraz daha fazla fark ediyor. Çünkü insanlar sıcaktan dolayı dışarıya çıkamıyorlar. Kazanç olmayınca biraz sıkıntı oluyor. O yüzden biraz daha bize fark ediyor. Bugün geçen yıllara göre biraz daha şu anda düşüş var yani yok desek yanlış olur. Hem yerli turistlerimiz olsun hem yabancı turistlerimiz olsun. Bazı gelen yine burada halkımızın bize karşı olduğu çok yüksek. Gelen insanlar kendi memleketlerinden dolayı kendileri yemiş olup beğendiği bir ürünü başka bir arkadaşının, başka bir kardeşinin de, yaşlı bir misafirlerin de tatması için kendileri gerek internet sayfalarında, şahsi sayfalarında, gerek Şanlıurfa farklı sayfalarında günler yapıp paylaşım yapıyorlar. Onlardan gören vatandaşlarımız, misafirlerimiz oluyor. Onlar tatmak için bizleri arıyorlar. İşte efendimiz Şanlıurfa'dayız. Böyle böyle bir reklamımızı gördük. Nerede bulabiliriz? Böyle bir şey olursa biz kendimiz bile aldırtıyoruz kendilerine veya konum veriyoruz. O konuma göre geliyorlar, tadıyorlar. O yüzden burada gelenler tattıktan sonra bu sefer gittiği yerde, örneğin İzmir'den gelmiş, İzmir'de gidiyor bir arkadaşına öneriyor. Oradan o gelir. Bunların faydası olur tabii. Biz mesleğimizi inşallah Allah'ın izniyle yani bu devam edecek, ölmeyecek bir mesleği. Evet, bu da tabii ki yine kişinin kendisine bağlı. Her mesleğin kendi üzerinde. Aslında tüm sanatkarlara ben burada sesleniyorum. Her işinin hakkıyla yaparsa, işinde doğru olursa, dürüst olursa Allah'ın izniyle işi bitmez, ölmez bir meslektir yani bu işler. Biz sadece yeter ki yapmış olduğumuz ürünlerden tavsiye vermeyelim. Yani yeter ki biz yapmış olduğumuz ürünlerde katkı maddesi kullanmayalım. Doğruluktan ödün vermediğimizden önce Allah'ın izniyle devam edecektir diye düşünüyorum.